Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu bölümde içerisinde sebzeleri, patatesiyle kızartmasına göre çok daha hafif ve sağlıklı hamsi buğulama tarifi vermek istiyorum. Genişçe bir tava kullanacağım. 1 kilo hamsi hazırlamak için 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya gezdirip altını açıyorum kısık ateşte. Bu arada soyup ikiye böldüğüm soğanları yarım halka şeklinde doğruyorum. Çok kalın olmamasına dikkat edin ki dişe gelmesin piştiği zaman. Soğan daha geç pişer biliyorsunuz. Soğanlarımı tavaya alıp yayıyorum. Bir taraftan kızarmaya başlasın. Gözüme az görününce biraz daha zeytinyağı gezdirdim üzerlerine. 3 tane de orta boy patatesi yine soydum. Patateslerim ufak olduğu için ortadan ikiye bölmeden halka halka yaklaşık yarım santim kalınlığında doğruyorum. Onları da yine soğanların üzerine ilave ediyorum. Ve bu şekilde biraz buğulanıp hafif diriliği gidene kadar kapağını kapatarak kısık ateşte pişiriyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar. Gördüğünüz gibi bir müddet sonra kendi buharını salıyor. Bu arada pişmeye de başlamış oluyor. Şöyle hafifçe karıştıralım. Ben içerisine çok az da domates salçası, bir tatlı kaşığından daha da az diyebilirim, ilave ettim. Hem renk biraz da tat vermesi için. Eğer elinizde varsa domates de kullanabilirsiniz. Bir iki tane domatesin kabuğunu soyup iri küplere doğrayarak. Ve içerisine ilave edeceğim son sebze de irice bir tutam maydanoz. Gelelim hamsilere. Hamsilerimi daha önceden ayıklayıp güzelce yıkadım. Bu sefer ben kılçıklarını ayıklamadım ama aslında ayıklarsanız çok daha güzel olur. Hamsiyi nasıl ayıklayabileceğinizi bundan tam 6 sene önce, yani 15 Kasım 2011'de sizinle YouTube'a yüklediğim ilk videomda paylaşmıştım. Bu da bir dönüm noktası benim için. Gerçekten zaman nasıl geçmiş bilmiyorum. İlk video olması sebebiyle bunun değeri bende çok daha fazla. Ekranın tamamını hamsi kaplamış görüyorsunuz ama fena da anlatmamışım. Fileto olarak da nasıl yapabileceğinizi, ayrıca hamsi tarifimi de güzel bir horon eşliğinde bu videodan izleyebilirsiniz. Sağ üstte linkini ekliyorum. Dönelim tekrar bugüne, 6 sene sonrasına. Hamsilerimi ayıkladıktan sonra bir çay kaşığı kadar tuzla beraber karıştırıp hazırladım. Bu arada tavada pişirmeye devam ettiğim soğan ve patatesler hafif diriliğini kaybetti. Tamamen pişirmiyoruz çünkü hamsiyle de pişmeye devam edecekler. Kıymış olduğum maydanozu üzerlerine ekleyip tabanına yaydıktan sonra sebzeleri, tavanın üzerine hamsilerimi sırayla kenardan başlayacak şekilde diziyorum. Eğer yaklaşık 30 santim genişliğinde bir tavanız varsa 1 kilo hamsiyi sıkı sıkı düzgün bir şekilde dizerek yerleştirebilirsiniz. Bence dizmek en güzeli, hem çok zarar vermemiş oluruz hem de güzel bir görüntü elde ediyoruz. Son olarak biraz daha üzerine zeytinyağı ve kıyılmış maydanoz gezdirip tekrar kapağını kapattım. Ve kısık ateşte bir 10-15 dakika daha, çok fazla değil, hamsilerimi sebzelerle beraber pişirdim. Kızartmaya göre oldukça hafif ve lezzetli bir alternatif diye düşünüyorum. Özellikle büyük hamsiler bulabilirseniz, tabii çok aşırı büyüklerden değil, onlar nasıl bir hamsidir bilemiyorum, Karadeniz hamsisi almaya çalışın. Çok daha güzel olacaktır. Hamsiyi yine bu şekilde hazırlayıp fırına da verebilirsiniz tepsiyi dizerek. Onu da yine paylaşmıştım. Tarifleri videonun altına ekliyor olacağım. Ayrıca farklı balık tariflerimi de yine YouTube kanalında arşivde gezinerek izleyebilirsiniz. Bu bölümde benden bu kadar. Yorum bırakmayı, beğendiğiniz tarifleri sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene dek şimdilik hoşça kalın.